Merhaba sevgili izleyiciler. Yine bir programda beraberiz. Sponsorumuz Mumcize'nin sunduğu Akademi 264 başlıyor. Dünya ve Türkiye'den ilimize yansıyan sorunlar ve bu sorunların çözümleri önerilerinin tartışıldığı Akademi 264'ün bu akşamki konuğu Demokrat Parti Sakarya İl Başkanı Sayın Zafer Adalet. Sayın Zafer Adalet'le 14 Mayıs seçimlerini ve önümüzdeki 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini enine boyuna konuşacağız. Sayın Zafer Adalet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sayın Adalet, bilindiği üzere büyük bir maraton 14 Mayıs seçimleri, yani 28. dönem milletvekili seçimlerini yoğun temposunu bir kenara attık. Hayırlısıyla ilimizde kazasız, belasız bir şekilde tüm siyasi partilerin özveri çalışması neticesinde bitirdik. Evet. Seçilen vekillerimize Türkiye adına, ilimiz adına yapacakları görevlere de başarılar diliyoruz. Hepsine hayırlı uğurlu olsun sayın milletvekili kerediyoruz. Mazbatalarını da aldılar. Şimdi önümüzde de bir de 28 Mayıs'ta bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. İkinci tura kalan bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Tabii ki bu 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde siz Demokrat Parti olarak Millet İttifakı içerisinde yer alıp Sakarya'da da Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden seçime girdiniz tüm Türkiye genelinde. Sakarya'da adayınız olmadığı için burada herhangi bir şey yapmadı ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediniz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sakarya'da ikinci bir milletvekilini çıkartamamasını, zaten bir milletvekili vardı. Oy oranındaki evet. Bu artışın azlığı, benim Aralık ayındaki 13 anket şirketinin yaptığı bir anket ortalamasını söyleyeceğim. Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oyu 11.3'tü. Bunu 4 partinin toplamı Sakarya için. Yani en son yapılan seçime girirken yine yapılan aşağı yukarı 42 anket şirketinin ortalamasında da 42 anket şirketinin ortalamasında da bu 4 partinin Sakarya'daki oy ortalaması 9.8. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018 seçimlerinde Sakarya'daki aldığı oy oranı 13.6. Yani bu 9'un 3.8'ini çeşitli nedenlerle sandığa gitmediğini sayarsak, 6 koysak bir kere 19.6 yapması lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendine hiç yeni bir seçmen katmadığı halde, bu 4 ittifakın oylarını da yani almadığı kendine, yani bu burada ne görüyorsunuz? Yani bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani 16.39'da kalmasını neye bağlıyorsunuz? Evet, öncelikle tüm Sakaryalı, bizi televizyonların başında seyreden Sakaryalı hemşehrilerime iyi akşamlar diliyorum. Ve 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Ve özellikle 14 Mayıs'ta yeni seçilen Sakarya parlamenterlerine hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın hepsine başarılar diliyorum. İnşallah ilk önce Sakarya'mıza faydalı işler yaparlar diye düşünüyorum. Bu konuda da zaten takipçisi olacağız. Yani bize düşen görev, geçmişte yaptığımız gibi her zaman pozitif bir muhalefet yapmak. Yani doğruya doğru demek, yanlışa yanlış demek. Zaten geçmişte yapmış olduğum siyasette tüm Sakaryalılar bunu böyle siyaset yaptığımı da çok iyi bilirler. Evet, bu söylediğiniz rakamlara baktığınız zaman, evet doğru. Sakarya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki milletvekili çıkartacağını çok emindik, ümit ediyorduk. Hatta Sakarya'da yapılan mitinge baktığımız zaman, mitinge katılanların sayısı, hem sayısı itibariyle hem coşkusu itibariyle bunda böyle olduğunu düşünüyor idik. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekilinde kaldı. Evet, rayını belki 88 binden, yani 2018 seçimleriyle mukayese ederek evet. Söylüyorum. 113 bine çıkardı ama bu yeterli mi? Hayır, değildi. Zaten iki milletvekili çıkartmak için yaptığımız hesaplarda baraj 130 bindi. 130 bini geçmesi halinde bu olabilirdi. Tabii bunda sanıyorum en büyük faktörlerden bir tanesi, yani öyledir diye düşünüyorum. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde
sadece Saadet Partisi'nin adayı vardı 7. sırada. Yani gerek Deva Partisi'nin, gerek Gelecek Partisi'nden, gerekse Demokrat Parti'den herhangi bir aday yoktu. Belki de bunların etkisiyle böyle bir netice olabilir. Ama bunu çok samimiyetimle ifade ediyorum. Tabii İYİ Parti, bu arada bunu da belirtmek lazım. İYİ Parti kendi listesiyle gitti. Kendi listesiyle gittiği için Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı 6 parti birlikte çalıştılar. Ama milletvekili seçimleriyle alakalı Millet İttifakı 5 parti olarak İYİ Parti de kendi listesiyle gitti. Onun için her ne kadar hem Deva Partisi'nin hem Gelecek Partisi'nin hem Demokrat Parti'nin adayları olmamasına rağmen, Saadet Partisi'nde 7. sırada olmasına rağmen 5 il başkanı cidden çok samimi olarak çalıştık. Yani birbirimize karşı çok saygılı ve çok güzel bir arkadaşlık, dostluk hukukumuz oluştu. Yani bunu da tabana hissettirdiğimizi düşünüyorum. Ama bütün bunlara rağmen alınan netice başarısız bir netice midir? Evet, maalesef başarısız bir neticedir. Yani çünkü en sonunda geçmişte bir milletvekili, bugün de eğer bir milletvekili de kalmışsak, Cumhuriyet Halk Partisi listesine de yanında 4 parti olarak onlara bir katkı vermişsek ve bir milletvekilinde kalmışsa bunu bir öz eleştiri yapmak durumundayım. Maalesef başarısız olduk. Ama demin de ifade ettiğim gibi 14 Mayıs günü akşamına kadar sandık çıkılıncaya kadar, neticesler ortaya çıkıncaya kadar bu birlikteliğimiz devam etti. Hemen arkasından 14 Mayıs'tan sonra İYİ Parti İl Başkanı da aramızda katılmasıyla beraber altılı çalışmalara başladık. Zaten bugün de Sapanca'da Sayın Fatih Akgün'le de, yani İYİ Parti İl Başkanı'yla da beraberdik. Milletvekili adayları da yanımızdaydı. Yani inşallah 28 Mayıs'ta çok daha iyi bir netice alacağımızı düşünüyorum. Yani 28 Mayıs'la alakalı şimdi böyle bir cümleyle geçeyim. Çünkü daha ilerleyen zamanda oraya gireceğiz. Orada nasıl bir tablo beklediğimizi çok açıklıkla ifade edeceğim. Evet. Şimdi Sayın Adalet, şöyle, yani Sakarya'daki seçim sonuçlarına baktığımız zaman şimdi şöyle bir tablo var. Yani 2018 seçimlerinde %58.26 oy almış bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Bak, 2018'de %58.26. Şimdi 47.33 oy almış. 2023 seçimlerinde 47.33 almış. Evet. Yani buradan baktığımız zaman yani 11 oyu düşmüş. Evet. Şimdi bakıyorsun Milliyetçi Hareket Partisi 13.7 oy almış. Oyu 12.02 olmuş. Yani bir düşüş var. İYİ Parti 9.43 oy almış. Oyu 10.92 olmuş. Burada sürpriz yapan, yani 2018'de Saadet Partisi'nin aldığı 13 bin oyun karşılığında da bu seçimde yeniden Refah Partisi %4.95'te 36 bin oy almış. 2018'de yok. Evet. Şimdi oyunu düşüren bir iktidar partisi, %11 oyunu düşüren bir iktidar partisinin 2018'de 4 milletvekili var. Fakat 2023 seçimlerinde milletvekili sayısının artmasıyla birlikte milletvekili sayısını da 5'e çıkartmış. Şimdi buraya baktığımız zaman ben şunu görüyorum bu tabloda. Yani %11 oy düşüren bir partinin karşısında muhalefetin bir milletvekili artıramaması, bu listeleri yapanların şapkalarını önüne koyup bir kez daha Sakarya'da bundan sonra siyaset yaparken hangi dinamikleri göze önüne alacaklarını, neyi nasıl değerlendireceklerinin bir aynası olması lazım. Evet. Yani Sakarya'da muhalefet partilerinin listesini yapanlar, yani bunun içerisine Milliyetçi Hareket Partisi'ni de koyabiliriz bir nebze, yani tam demeyeyim de çok küçük bir nüans farkıyla.
Yani iktidar partisi %11 oy kaybediyor. Diğer partiler oyunu yükseltemiyor. Şimdi ben şunu diyorum. Ankara'da listeyi yapanlar, özellikle İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi. Yani listeyi yapanlar Sakarya'da bize birer milletvekili yeter. Yani deyip yani sanki böyle bir liste yapmışlar. Neden ben bunu yazılarımda da seçim sürecinde de hep söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırasına bakıyorsunuz. Bir Ayça Hanım, Ayça Taşkent. Şimdi siz çok iyi tanıyorsunuz, ben de çok iyi tanıyorum. Evet. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partililerin içerisinde yani Ayça Hanım listede var diye oy vermeyenler var. CHP'ye oy vermeyenler var. Şimdi ikinci sırada il başkanı Ecevit Keleş var. Ecevit Keleş bize muhalifti. Bizim karşımıza hep liste çıkarttı. Şimdi burada yani ben CHP'ye oy vereceğim de Ecevit Keleş'i meclise mi göndereceğim deyip de oy vermeyenler de var. Sayıları ne kadar da onu Cumhuriyet Halk Partileri otursunlar bulsunlar. Evet. Yani sayısının ne kadar olduğunu onlar bulsunlar. Şimdi siz her ne kadar Millet İttifakı'nın bir ortağı, bir il başkanı olarak bu benim söylemimi savunacaksınız ama ben aksini iddia edeyim. Yani 11.3'ten başlayıp 9.8'e kadar inen 4 partinin %9 gibi yani 10 gibi bir oyu var. Siz buraya 3. sırasına, 4. sırasına, 5. sırasına bu partilerden bir tane aday koymuyorsunuz. Bu demek de ki benim sizin oyunuza ihtiyacım yok. Ben oyumla milletvekili çıkartırım demek. Bu manası çıkar bunun şeklinde. Bakıyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listesine bakıyorsunuz. Birinci sıra kuzey, ikinci sıra merkez, üçüncü sıra doğu, dördüncü sıra merkez, beşinci sıra güney, altıncı sıra doğu, batı, kuzey, güney. İşte Sakarya'nın etnik kökenlerine göre de bölünmüş, bütün Sakarya'nın tüm argümanlarını toplamış bir liste. Biz burada televizyon programlarında hep işte AKP'nin listesi tepki alıyor. AKP'nin listesi şöyle dediğimiz liste Sakarya'dan 5 milletvekili çıkarttı. Yani demek ki AKP'nin, AK Parti'nin listesini yapanlar doğru liste yapmış. Yani sonuca baktığımız zaman düzgün bir liste. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin listesine baktığımız zaman demek ki bunlar düzgün bir liste yapmamışlar. Ben şunu iddia ediyorum. Eğer İYİ Parti'nin ikinci sırasında Selçuk Kılıçarslan olmasaymış İYİ Parti milletvekili çıkartma şansı Sakarya'da da yokmuş. Çünkü Sakarya'daki kiminle görüşsek, yani İYİ Parti'ye oy veren kiminle görüşsek, hepsi Selçuk'a oy vereceğim dedi. Kimse İYİ Parti'ye oy vereceğim demedi. Yani İYİ Parti'de de iyi bir liste olmamış. Yani seçim. Yani bunun Türkçe özetini yapıyorum. Karşımızdaki iktidar partisi %11 oy kaybedip 4 milletvekilini 5'e çıkartıyor. Siz oylarınızı artırmanıza rağmen aldınız milletvekilinde kalıyorsunuz. Bunu böyle yorumladıktan sonra bir de şöyle bir şey var. Sakarya'da. İsterseniz bu konuda buyurun. Bir yorum yapayım. Sonra buyurun. Tamam, geçelim. Tamam, buyurun, yapın. Yani konuyu dağıtmayalım. Şimdi yani çok düz mantıkla baktığınızda bu söylediklerinizi doğru olduğu gibi düşünülebilir. Ama ben tabii tam böyle sizin söylediğiniz gibi değerlendirmek istemiyorum. Biraz daha farklı bakmak istiyorum konuya. Şimdi AK Parti 58.6'dan 47.33'e düşmüş. Milliyetçi Hareket Partisi 13.10'dan 12.02'ye düşmüş. İYİ Parti 9.43'ten 10.92'ye çıkmış. Cumhuriyet Halk Partisi %13.20 gibi hatırlıyorum. 16'ya çıkmış. Yani aslında burada bu 5 partiyi yeniden Refah Partisi'ni başka bir kategoride de değerlendireceğim. Evet. Yani bu 5 partiye baktığımızda, pardon 4 partiye baktığımızda AK Parti'nin reyi düşmüş, Milliyetçi Hareket Partisi'nin reyi düşmüş, İYİ Parti'nin reyi artmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nin reyi artmış. Bir vaka. Ama Sakarya'da öyle bir yapı var ki yani 2018 seçimlerine baktığın zaman bir tarafta 58 karşılığı 375 bin rey almış bir AK Parti var. 88 bin civarında evet, 88, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Halk Partisi var. Evet. Yuvarlayarak konuşuyorum. Evet, aynen ikisi de 88. 60 bin civarında da alan İYİ Parti var. Yani çok büyük bir fark var. Bu farklıların kapanmış olmasına rağmen maalesef Sakarya'da milletvekili
sayısının 7'den 8'e çıkmasıyla beraber bu 8. milletvekilliği AK Parti'ye gitti. Hatta 2018 seçimlerinde bugünkü seçim kanunu olsa idi, yani bugünkü seçim kanunuyla 2018 seçimlerine gitmiş olsaydık İYİ Parti milletvekili çıkartamıyordu zaten o zaman. O zaman da AK Parti bugünkü seçim kanunuyla beraber 5 milletvekili çıkartıyordu. Yani Sakarya 5, 1, 1 olacak. Saadet Partisi 13 bin milletvekiliyle, o gün, 13 bin oyuyla. O gün evet. Millet İttifakı'nın reyleri ve Cumhur İttifakı'nın reyleri havuzda toplanıp, havuzda toplandıktan sonra havuzdaki reylerle milletvekili dağıldığı için İYİ Parti milletvekili çıkardı. Yoksa bugünkü kanun olsaydı, demin de ifade ettiğim gibi bu 5, 1, 1 olurdu. Tabii şimdi burada baktığınızda, buradan yeniden Refah Partisi'ni de değerlendirmek istiyorum. 58.6'dan 47.30'a düşmüş, 13.10'dan 12.02'ye düşmüş. Bu reyler içerisinde o gün Büyük Birlik Partisi'nin reyleri de vardı. Bugün Cumhur İttifakı 4 ayrı logoyla seçimlere girdi. AK Parti 1, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi. Yani bu dört partiyi değerlendirdiğinizde oy oranlarının yine 2018 yılına yakın olduğunu görüyoruz. Yani oy geçirgenliğinin kendi aralarında olduğunu görüyoruz. Yani burada aslında Yeniden Refah Partisi'nin 36 bin rey almasıyla beraber sanki Saadet Partisi'nin reylerinin Yeniden Refah Partisi'ne gelmiş gibi yorumlayan arkadaşlarımız var. Ama o kadar açık net ki, yani buraya baktığınızda, yani rakamsal olarak da konuştuğumda 2018'de 375 bin rey alan AK Parti var. Bugün seçmen sayısı 5 yılda artmış olmasına rağmen aldığı reyin toplamı 335 bin. Civarında. Yurt dışı oylarda 340 bin. Yani evet. Yurt dışı oylarını sayarsan da 40 bin. Ama sonuç olarak 35 bin reyi kaybetmiş. Hatta bunu 2023'ün seçmen sayısına göre yaparsak belki bu 40 binlere çıkacak. Yani aşağı yukarı, yani nereden bakarsan bak, yani 70 bin, 65, 70 bin yeni gelen seçmen var. 70 bin. Tabii yani. Yeni gelen 60-70 bin seçmen olmasına rağmen 64 bin küsur. Evet, 65 bin diyelim, yine yuvarlayarak konuşalım. 65 bin yeni seçmen rağmen yurt dışı reylerini de kattıktan sonra tam 35 bin reyinde azalma var. Aslında bunu oranladığınız zaman, oranlarsanız yani işte %60'ının da yani oradan da bir 30 bin rey. Demek ki AK Parti 65 bin rey kaybetmiş. Yani bu 65 bin kaybetmiş olduğu reyi Milliyetçi Hareket Partisi ile yaparsanız 70 bin reyi kaybetmiş. Bu 75 bin reyin 36 bini Yeniden Refah Partisi'ne gitmiş. Öteki 35 bini de İYİ Parti ve önemli ölçüde Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmiş. Aslında ben öyle yorumluyorum. Tamam, çünkü sizin oylar nereye gitti o zaman? Çünkü ama işte matematik bu. Ama söylüyorum, o kadar büyük fark var ki yani Sakarya için konuşuyorum. AK Parti ile diğer partiler arasında çok büyük uçurum var. Çok 2018 seçimlerinde. Bu uçurumla beraber, bu söylediğim işte 70 bin kaybedilmiş rey var. Bu 70 binin 35 bini Yeniden Refah Partisi'ne gitmiş. 35 binin 30 bine yakını Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş. Demek ki 60 binden 70 bine çıktığına göre bir 10 bini de İYİ Parti'ye gitmiş. Ama bu yeterli mi? Yeterli değil. İlk başta da söylediğim gibi, yani sizin de ifade ettiğiniz gibi, tabii siz yani bu yorumu tam benim gibi yapmadınız tabii. Daha sert bir yorum yaptınız ama sonunda ben inşaat mühendisiyim. Rakamdan iyi anlarım. Matematiğim de ilkokuldan itibaren çok iyiydi. Çok iyiydi. Onun için tesadüfen inşaat mühendisi de olmadım. Bilerek yaptım. Ama bu rakamların analizini yaptığım zaman işte burada yazıyor, çok açık net. Yani bu rakamları siz söylediğiniz rakamları ben yorumladım. Ama
daha iyi olur muydu? Cumhuriyet Halk Partisi lisesi açısından, hatta İyi Parti lisesinden açısından daha iyi olur muydu? Olurdu tabii. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti tamamen içe dönük bir liste yaptığı için Millet İttifakı'na hitap eden bir liste yapmamış olmasına rağmen Millet İttifakı'nın il başkanları olarak son derece uyumlu çalışmamızın neticesinde yani bu 35 bin lirayı ancak devşirebildik. Ama bu başarı mı? İlk başta da söylediğim gibi bana göre başarı değil. Yani bu 35 bini bu geçirgenliği kendi aralarında değil aslında Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na 35 bin devşiren reyle kalmadan belki bunları yani 35 bini belki 55 bin yapsaydık bugün daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama inanıyorum ki yani hem Cumhuriyet Partisi İl Başkanı Sayın Cengiz Çiçek'e, Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Hasan Zengin'e, Deva Partisi İl Başkanı Sayın Ercan Başnoğ'a, Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Sevindi'ye ve yine İyi Parti İl Başkanı Sayın Fatih Akgün'e teşekkür ediyorum hepsine, onların nezdinde bütün teşkilatlara ve inanın çok canı gönülden çalıştıklarını burada açık yürekliklerle ifade ediyorum. Yani birbirimize karşı çok sevgi ve saygı kuralları içerisinde çalıştık ama maalesef Sakarya'da bütün her şeye rağmen başarılı olduğumuzu ifade edemem. Şimdi sevgili Adalet, biz burada seçim 264 programı yaptık. Yani gün aşırı program yaptık. Evet. Sayın Zafer Tokuş'un moderatörlüğünde. Burada konuşurken hep şunu söyledik. Yani işte Hendek, Koca Ali dedik ki çok önemli. Hendek'te 3 tane genel başkan yardımcısı. Yani 2 genel başkan yardımcısı, bir grup başkan vekili evet, vardı. Yani Ali İnci de biliyorsunuz AK Parti genel başkan seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı. İşte Levent Bülbül grup başkan vekili. Sayın Ümit Dikbayır da genel başkan yardımcısı. Hem de genel sayman galiba. Genel sayman. Evet. Ki buradaki o yarış işte Koca Ali için de Lütfü Bayraktar. Fisko Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar ve İyi Parti ikinci sırada Selçuk Kılıçdaroğlu'ndan oylar ne olur. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin üçüncü sırada da Hüseyin Ekşi vardı. Yani evet. Ne olurdu? Yani üç dinamik iki yerde üçer kişinin yarışına bakıldı. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Burada biz bu seçim konuşmalarında şunu söyledik hep. Dedik ki ben özellikle ben de yorumladım. Yani Sayın Ümit Dikbayır İyi Parti için çok değerli bir eleman. Kendisini yetiştirmiş. Ankara'da İyi Parti'ye de kabullendirmiş ve İyi Parti'de iyi çalışmalar yapan birey. Fakat yani Sayın Ümit Dikbayır'ın Sakarya'da merkezde belki Hendek'te olur mu? Sakarya'da siyaseten bir karşılığı yok. Yani bu da seçim sonuçlarını gösterdi. Özellikle evet. De mesela bu alınan oyla baktığımız zaman da Hendek'te AK Parti 156 almış. Oyların 156'sını Hendek'te AK Parti almış. Bakın çok tesadüftür. 12.41 ile CHP ikinci parti olmuş. Evet, ikinci parti. Milliyetçi Hareket evet. Partisi'ne geçmiş. Evet, evet. 11.42 ile Milliyetçi Hareket Partisi üçüncü parti. 9.6 ile kendi yerinde genel başkanımız 9.6 ile dördüncü parti. Şimdi bu analizi yaptıktan sonra İyi Parti için bunu yaptık. Dedik ki biz burada İyi Parti'den genel başkan yardımcısı Ümit Dikbayır başka bir yerden aday olsaydı. Selçuk burada biri olsaydı. Cumhuriyet Halk Partisi, ben liste yapıyorum. Olan oldu, kimse de sözümü alınmasın. Sizin siyasetçisiniz, size yorum yapacağım. Bir Ecevit Keleş olsa. İki, sizin isminizi vermeyeceğim. Mehmet Erdoğan olsa veya Ali Dünya olsa. Üç, Mehmet Erdoğan olsa. Ali Dünya, Mehmet Erdoğan bu 1-2-3'te olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bir siyasetçi olarak seçim sonucu nasıl olurdu? Hem İyi Parti açısından hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Yani siz de objektif analiz yapın da isminizi vermedim. Yani siz olsaydınız. Benim ismi söyleseydiniz Cumhuriyet Halk Partisi 8 yapar derdi orada. Şimdi yani böyle bir liste
Yani bakın, madem ki ittifak halinde girildiği için bu sözü söylüyorum. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesine ne sizin ne bizim, yani ne müdahale etmemiz, yaptığı listeyi eleştirmek. Ha, eleştiririz bir gazeteci olarak ama müdahale etmek hakkımız ve haddimiz değil. Ancak madem ki ittifak oldun, madem ki ittifaklık yaptın, madem ki bu yani 11.3 gibi Sakarya'da bu 4 partinin oyu var, bu oylara talip olacaksın. Ama buradan kimseyi niye koymadığını ben bir daha tekrar ederek size söylerim. Seçim yani sonucu nasıl olurdu? Ya tabii yani prensip olarak ya bu söylediğinizi yanlış olduğunu kabul etmek mümkün değil. Yani mutlaka doğruluk payı var. Ama tabii yani biz bunu, ben hep onu söylüyorum. Biz sadece Sakarya olarak değerlendiriyoruz bunu. Ama tabii Ankara'da genel başkanlar masaya oturdukları zaman Türkiye genelinde bu işi değerlendirdiler. Yani Türkiye genelinde değerlendirirken yani Sakarya gündem dışı kalmış olabilir belki. Aslında yani Sayın Gültekin Uysal'ın Sakarya ile alakalı talepler olduğunu ben biliyorum. Çünkü bana bir il başkanları toplantısında bana dedi Sakarya ilgi alanımda diye bana söyledi. Yani birebir söyledi. Ben bunu biliyorum. Ama tabii yani sadece genel başkanların Sakarya gündemi almış olması da yetmiyor tabii. Yani bütün Türkiye genelinde masaya yatırdıkları için Sakarya'da nasibini böyle almış olabilir. Ama yani bu söylediğiniz listeyi ya bugün Sakarya'da yani çıkın sokağa, kime sorarsanız sorun, bu listenin daha çok iş yapacağını söyler tabii. Yani onun için benim burada hayır bu liste daha iyi iş yapmaz dememin bir karşılığı yok. Yani, aynı şeyi İYİ Parti için söylüyorum. Mesela İYİ Parti'de Selçuk Kılıçarslan, Serdip Dokumacı, yani bir iki hangisi olsun fark eder. İlk iki, yani Serdip Dokumacı, Selçuk Kılıçarslan olsaydı bir şey fark eder miydi? Yani bana göre de ederdi. Çünkü yani hakikaten yani hem Serdip Dokumacı hem Selçuk Kılıçarslan benim için de çok değeri olan arkadaşlarımız. Yani her ikisini de çok seviyorum. Ve geçmiş yani merkez Adapazarı İlçe Başkanı ve il başkanı olduktan sonraki Sakaryalarına çok yakından takip ettim. Çok da güzel çalıştılar ve her ikisinin de tabanda karşılığı olduğunu düşünüyorum. Yani tabii yani aslında baktığınızda Sayın Ümit Dikbayır'da yani Sakarya'da 2018 yılına kadar yani ben çok Adapazarı'nda bilinen bir arkadaşımız değildi. Ama milletvekili olduktan sonra yani Sayın Meral Akşener'in çok yakın bir çalışma arkadaşı olarak Türkiye genelinde iyi bir milletvekili yaptığını düşünüyorum. Ama yani Sakarya'da tabii ki söylediğiniz gibi cidden ya tabanda karşılığı olan ve çok güzel çalışmış olan Selçuk Kılıçarslan ve Serdip'le gitselerdi bence de çok daha iyi rey alırlardı diye düşünüyorum şahsen. Şimdi ben bu yorumları neden yapıyorum? Yani bu tabii ki biz Ümit Dikbayır'ın ve hatta işte Ayça Hanım'ın işte veya birilerinin biz yani seçim sonuçlarının hiçbir şeyi Sakarya'da değiştirmediğinden dolayı bu yorumları yapıyoruz. Mesela şimdi burada bu gündemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listesinin patladığını, bu listenin iş yapmayacağını, siz de bir siyaset olarak sokakta herkes konuştu. Doğru. Ama ben şunu takdir ediyorum. Bu listeyi yapan kim yapmışsa. Yani yapanı... Bence takdir etmeyin. Takdir etmeyin. Bakın ben takdir söylüyorum ediyorum. Ama... Sonuca bakarım. Sonucu almış gitmiş. Ama aslında sonuç almamış yani. Seni başarısızlığa etmiş de sen yapaydın listeyi, sen alaydın abi. Ama sonuç olarak seçmen artışıyla beraber yapmış olduğumuz korelasyonda AK Parti'nin 65 bin rey kaybettiğini görüyoruz. Aslında bu kaybetmiş olduğu reyler, bakın bu kaybetmiş olduğu reyler sadece Millet İttifakı'na geçmemiş. Kendi aralarında da bir kaybolmuş. Yani yeniden Refah Partisi 36 bin rey almış. Yani baktığınızda yeniden Refah Partisi Sakarya'da ben milletvekili adaylarının ismini bile bilmiyorum. Yani bu sadece yeniden Refah Partisi'nin aldığı bu 36 bin rey AK Parti listelerine gösterilen tepkidir. Çünkü niçin listeye gösterilen tepkidir diyorum. AK Parti'nin
Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Yeniden Refah Partisi'nin ve Büyük Birlik Partisi'nin aldığı reyleri topladığınızda birebir Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığını görüyorsunuz. Yani demek ki aslında Cumhurbaşkanı'na vermişler reyi ama buna rağmen bir oy kayması var. O zaman çok memnun değiller listeden. O anlaşılıyor. Ben şimdi öyle değerlendiriyorum. Sayın Adalet, ben şuna bakarım. Yani maç sahada takım kötü oynamış, iyi oynamış. 9 kişiymiş, 8 kişiymiş yahut da 10 kişiymiş. Maçı kim kazanmış? Sonuca bakalım. Maçı A takımı kazanmış. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi. Ama hakem taraflı. Yani maçı şimdi listeyi yapın. Adalet ve Kalkınma Partisi kazanmış. Ama işte yani, kazanmış ama şimdi, sonunda hakem taraflı. Muhalefetin buradan kendisine şey yapması lazım. Yani bir ders çıkartması lazım. Yok, önüne koyup. Hayır, onu söylüyorum. Yani şimdi şu var. Muhalefet sana. Derken bakın bizim ilimizdeki, bakın ben bir söylediklerim, ilimizdeki partili kişilerin bir şeyimiz yok. Muhalefet partilerin listesini yapan Ankara'dakiler oturup önüne bakacaklar. Yani Ankara'dan oturup da Sakarya'da liste yapılmayacağını, yani genel başkan yardımcısı da olsan, genel başkan yani şeyi de olsan bu işin tutmadığını görüyoruz. Kerem Bey, bu konuda zaten benim yaram var. Çünkü yani şu anlamda yaram var. Ben cidden demokrasiyi çok özümsemiş bir insanım. Zafer Adalet olarak söylüyorum. Ben hayatım boyunca Doğru Yol Partisi'nin iktidar olduğu dönemlerde de her zaman parti içi demokrasinin doğru olduğunu, sıralamanın Ankara'dan genel başkanlar tarafından yapılmasının yanlış olduğunu ve kendini temsil edecek insanların halk tarafından seçilmesini bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmış bir insanım. Hatta geçmişte bununla alakalı bir kitapçık diyeyim. Kitap demeyeyim, bir kitapçık. Yani seçimle alakalı. Halkın beklentileri ne olduğunu hakkında yazıp Ankara'ya o gün Doğru Yol Partisi'nin genel başkanına, teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısına, bütün bakanlara, hepsine bunları yollamışımdır. Onun için zaten Türkiye'nin en büyük yanlışlığı içerisinde, madem bu konuya girdik, çünkü ben burada özele girmeyi çok fazla sevmem, genelleme yapmayı severim. Yani sistemi savunurum. Bu söylediğiniz anlamda isterseniz demin yaptığınız listeyle işte atıyorum 1 numara Zafer Adalet, 2 Zafer Adalet, 3 Zafer Adalet, 4 Zafer Adalet diyeyim. Öyle kendimi yorayım. Buna da karşıyım. Bunun da yanlış olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bakın o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Çünkü bu konuyu çok önemsiyorum da. Onun için düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Eğer halk kendilerini seçen milletvekilinin yanlış olduğunu düşünüyorsa, onları değiştirme şansını bulamıyorsa, çünkü genel başkanlar kendilerine biat eden insanları sıralamaya yazıyor, halkın önüne sunuyor, halkın o milletvekilleri değiştirme şansı yok bu sistemde. Ama bu söylediğim sadece AK Parti ile alakalı geçerli değil. AK Parti için de geçerli, Demokrat Parti için de geçerli, İyi Parti için de, Cumhuriyet Halk Partisi için de, Saadet Partisi, her parti için geçerli. Sistemin yanlışlığı. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Halk kendi isteğiyle beğenmediği milletvekilleri değiştirme şansını bulamadığı zaman radikal partilere yöneliyor. Türkiye'deki geçmişte bakın, işte yani son böyle 83'ten sonra çok mutasar olarak söylediğimde 83'te girilen seçimlerde işte Kenan Evren ve arkadaşları Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne rey verilmesi istedi. Halk karşı geldi, Anavatan Partisi'ne verdi. Arkasından 87'de tekrar bir Anavatan Partisi'ni denedi. Onlardan memnun olmadı. 89 yılında yasaklar kalktıktan sonra bir belediye seçimleri oldu. Hatırlarsın CHP limon gibi sıkacağım dedi. Limon gibi sıktı. AK Parti'yi kenar attı. Anavatan Partisi. Anavatan Partisi'ni kenar attı. CHP'yi birinci parti yaptı. 1991 yılında birinci parti Doğru Yol Partisi oldu. 94 yılında Yeniden Refah dendi. Refah Partisi birinci oldu. Ondan sonra Ecevit Demokratik Sol Parti 23,5 liraya aldı. Bir seçimde 3,5'a düştü. Ondan sonra
Doğru Yol Partisi ile Anavatan Partisi'nin o günkü mücadelesiyle beraber 1999 yılında aslında bir mesaj verdi halk. Yani merkez sağın lideri sen de değilsin, sen de değilsin dedi. Birleşin dedi. Birleşmediler. Sonra ne oldu 2002'de? Hepsini tasfiye etti. Ve o gün ne yapmıştı Adalet ve Kalkınma Partisi de Sakarya'da 6-0 yaptı. 3 ayda ne yaptı Türkiye'de de? 4-2 diyelim ona. Öteki barajı açamadığı için 4 milletvekili çıkardı. Ama işte onu anlatıyorum. Yani o zaman halk, aslında halkı suçlamamak lazım. Halk bir arayış içerisine giriyor. Ama memnun olmadığı milletvekillerini değiştirme şansını bulamadığı zaman işte ortaya böyle bir sonuçlar çıkıyor. Şimdi yani bunu niye söyledik? Yani bu listelerin Ankara'dan yapılmasıyla alakalı özele inmeden sistemi eleştirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. İşte demin de söylediğim gibi 6-8 tane Zafer Adaleti'ne yazsanız yani şimdi burada, yine bu sisteme evet, kabul etmem mümkün değil. Sayın Adalet, burada şimdi şöyle sizin özelinizde bir soru soracağım. Yani partinizin özelinde. Evet. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işi ikinci milletvekili çıkartmasındaki başarısızlığında işte sizin partinizin genel idare kurulu üyesi Sayın Ali Dünya'nın bir köydeki bir toplantısında, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin köy ziyaretindeki bir toplantısındaki fotoğrafın kamuoyuyla paylaşılmasından sonra evet. İşte Demokrat Parti'nin Sakarya'da AK Parti'ye çalıştığı imajı verildi. Hatta bizim burada yine bu stüdyolarda Cuma akşamları yapılan bir programımızda gazeteci bir arkadaşımız bu konuda böyle olduğunu iddia etti. Evet. Yani bu konuda siz yani bir il başkanı olarak bu konuda yani Ali Bey'le yani bir görüşmeniz ve hatta bu konu hakkındaki düşünceniz de parti olarak yani tabii, görüşünüz ne? Tabii. Yani ben doğru Ali Dünya'nın ya bu konuyla alakalı bana intikal ettiğinde ben Ali Dünya ile kendisiyle görüştüm. Yani görüşmenin ötesinde de ben Ali Dünya'yı zaten çok yakından tanıyorum. Yani şimdi Turnadere Ali Dünya'nın dernek kırında kendi köyüdür. Arkadaşlar alt yazıda KC'yi değiştirir misiniz? Benim sorumu koyar mısınız oraya? Evet, bu seçimde Demokrat Parti'nin Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyesi Ali Dünya'nın AK Parti'yi desteklediği iddialarını cevaplandırıyor diye. Evet. Şimdi Ali Dünya demin de ifade ettiğim gibi Turnadere kökenlidir. Dernek Kırı'nda bir köydür burası. Yani buraya giderken Sayın Ertuğrul Kocacık, yani hepimizin çok yakından tanıdığı, sevdiği hatta bir arkadaşımız. Hatta Ali Dünya'nın da hacı arkadaşı. Birlikte hacca da gitmişler. Ya babası da Allah rahmet eylesin. Halil Kocacık çok sevdiğimiz bir insandı. Hepimizin çok sevdiği. Yani Ertuğrul Kocacık da Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği başkanlığını yapmış. O dönemde de hepimizin, yani bu aslında bu söylediğim, yani biz Sakaryalıyız, hepimiz Sakaryalıyız. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Hepimizin birbirine karşı sevgisi var. Yani bu Turnadere geldiğinde kendi Ali Dünya'yı arıyorlar. Yani işte köyünüze geleceğiz. Sen de orada olur musun? Ali de nezaket icabı. Yani köyde onları karşılıyor. Ve oradaki aslında fotoğraftaki konuşmada sanki ayakta konuşurken Ali Dünya'nın zaten yapmış olduğu ifadeler, yani burada her kim gelirse gelsin, hangi siyasi parti gelirse gelsin, ben ev sahibi olarak hepsine ev sahipliği yaparım. Hepsine ve bununla alakalı herhangi bir destek konuşması olmadığını, destek konuşması olmadığını çok burada açıklıkla belirtiyor. Yani burada bir ne var? Bir nezaket var. Yani kendi köyüne gelmiş bir insanı karşılamış. Hem bir nezaket var, hem bir iyi niyet var. Ama burada başka ne var? İyi niyeti suistimal ve nezaketsizlik var. Yani iyi niyeti nezaketsizlik olan ne? O fotoğrafı alıp basına sanki Ali Dünya AK Parti'ye geçmiş gibi lanse etmek.
iyi niyeti suistimal ve altına çizerek söylüyorum. İyi niyeti suistimal etmek ve nezaketsizlik. Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Zaten Ali Dünya'ya bu konuyu ben konuştuğumda hemen aynı gün bu konuşmanın orayı karşılamanın ne olduğunu çok açık bir şekilde tüm basına bir açıklama yaptı. Yazılı bir açıklama yaptı. Bu açıklama size gelmiştir mutlaka. Burada bu benim söylediklerimin hepsinin aynı olduğunu söyledi. Onun için yani sonuç olarak Demokrat Parti'nin bu seçimlerde bütün il teşkilatlarıyla, bütün ilçe teşkilatlarıyla ne kadar hadisenin içerisinde, belki de şöyle söyleyebilirim, son 20 yılın en önemli çalışmasını yapmıştır Demokrat Parti. Yani bunu çok açık yürekle söyleyebilirim yani. Onun için yani bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin almış olduğu bu reyle Turnaderin'deki bu lokal bir hadiseyi eşdeğer tutmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Şimdi aynı konu Ali Dünya ile ilgili yine Turnadere köyüne mesela Cumhuriyet Halk Partisi Ecevit Keleş gittiğinde de Ali Bey'i aramış. Evet. İşte onu da köyde Ali Bey, yani Ecevit Keleş'i de ağırlamış Ali Dünya köyünde, Turnadere köyünde. Yani Ecevit Keleş'i karşılamış olmayı aynı derecede tutmam tabii yani. Hayır yani şöyle, hayır. Siyasi partilerden hangi il başkanı köye, Turnadere'ye, köy gezisine gittiğinde abi bu akşam köyüne geliyoruz dediğinde herkesi Ali Dünya orada ağırladığını ben biliyorum. Geçmiş dönemlerde. Hayır ama ben... Şimdi biz de Milliyetçi Hareket Partisi de gittiğimiz zaman köye de abi köye geliyoruz dediğimizde Ali abi köyde kahvede bizi beklerdi. Mutlaka kesin yani, çok net söylüyorum. Her gittiğimizde bizi o şekilde karşılamıştır millet, yani. Millet İttifakı'nın bileşenlerini karşılamış olması çok normal tabii yani. Çok normal. Yani onunla birebir mukayese etmek doğru olmaz ama burada söylemek istediğim şey başka bir şey. Yani burada Ali Dünya'nın bir nezaketi var. Yani bu Milliyetçi Hareket Partisi için de geçerli. Aslında Yeniden Refah Partisi için de geçerli. Büyük Birlik Partisi için de geçerli. Yani lokal olarak Turnadere Köyü'nde, yani bunu Turnadere Köyü'nde değil de atıyorum işte Sapanca'nın bir köyünde bunu yapsaydı, Kocaeli'nin bir köyünde yapsaydı, Kaynarca'nın bir köyünde, Hendek veya Akyas'ın başka bir köyünde Ali Dünya orada olsaydı, o zaman bugün başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama Ali Dünya'nın doğma büyüme köyü ve o köyün insanı orada yerleşik nüfuslar olarak orada yaşıyor. Bütün ailesi orada. Yani oraya gelince nezaketen bak altını tekrar çiziyorum. Nezaketen onların karşılamış olması ve orada ayakta servis edilen fotoğrafta söylemleri, yani ne anlarsınız siz? Yani işte arkada AK Parti'nin logosu var. Bir tarafında milletvekili adayı var. Bir tarafında belediye başkan adayı var. Ali Dünya ayakta, başkanı var. Ali Dünya ayakta konuşuyor ve bunu basına servis ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Ali Dünya AK Parti'de diyorsunuz. Yani Ali Dünya'nın göstermiş olduğu nezaketi bir nezaketsizlikle sunuyorsunuz. Ali Dünya'nın iyi niyetini suistimal ediyorsunuz. Ben öyle değerlendiriyorum bunu. Yani onunla birlikte şöyle bir söylem daha var o işte. İşte sen bu işi iddia eden veyahut da ispat ederim diyen arkadaşın söylemlerinde Ertuğrul Kocacık'la başka resimleri de var. Başka fotoğrafları da var Ertuğrul Kocacık'la deyince ben Ali abi Dünya'ya bunları da yani Ali abiyle biz aşağı yukarı yani 30 yılın üzerinde görüşürüz. Yakında bir ilişkimiz var. Kendisine sorduğumda hatta bana 4 tane daha isim verdi. Birlikte hacca gittiklerini, ben şimdi isimleri burada söylemeyeyim. Birlikte hacca gittiklerini. İşte Ertuğrul'un babasının ile beraber kendisinin iş adamı, onun muhasebeci olduğunu, defter tuttuğunu oradan beri. Yani Ertuğrul çocukluğundan beri tanıdığını, benim bu şehirde çok kişiyle fotoğrafım var. Yani yarın bu fotoğraflar, yani o kişi yarın bir suç isterse ben de o suç mu olurum gibi bir savunma yaptı. Yani Ertuğrul'la benim babasıyla birlikte kendisiyle de 4 arkadaşımla da beraber birçok fotoğrafımız var. Hatta birçoğu da Kabe'de fotoğraflarımız var. Hayır, şöyle Kenan Bey. He. Şimdi Ali Dünya Demokrat Parti'ne istifa etse, AK Parti'ye gitse,
AK Parti kabul etmez mi? Bayıla bayıla kabul eder. Yani... Ali Dünya'yı herkes kabul eder. Niye kabul etmesin ki yani? Peki o zaman Ali Dünya'nın böyle bir şey yapmaya ihtiyacı var mı? Ali Dünya ilk benim listemde, ben Merkez İşe Başkanı iken olduğumda ilk Ali Dünya'yı listesine alan benim. Yani demek ki 30 yıllık bir geçmişi var. Bu 30 yıllık geçmişin içerisinde Demokrat Parti'nin en kötü zamanlarında bile, yani en dibe vurduğumuz zamanlarda bile Genel İdare Kurulu üyeliğini yapmış. Şu anda Genel İdare Kurulu üyeliği devam eden bir arkadaşımız. Yani Ali Dünya'nın Demokrat Partililiğinden, Doğru Yol Partililiğinden, bu partiye olan davasından hiç kimse eleştirme yapmaya kalkmasın. Yani bu çok ucuz bir şey. Bakın ben size de söylüyorum. Beni de yani şuradaki takmadığım rozetten dolayı eleştiriyorlardı. Şimdi ya, taktım. Yani bunu onlar eleştirdiler diye takmadım ben bu rozeti. Ya bu Doğru Yol Partisi'nin kuruluşundan beri böyle kalbinden ayak tabanından bu davaya bağlı olmuş bir insanız. Hiçbir yere gitmeden yerimizde duruyoruz. Ali Dünya için de bu geçerli. Her dönemde Ali Dünya farklı partilerden teklif almış. Yani AK Parti'den de teklif almış geçmişte. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de almış. İyi Parti'den de almış. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de almış. Yani Sakarya'da karşılığı olan bir arkadaşımız. Ama bütün bunlara rağmen hiç yerinden ayrılmamış, Demokrat Parti'de mücadelesini vermiş, Doğru Yol Partisi'nde mücadelesini vermiş bir arkadaşımız. Yani böyle haksızlık yapmanın kimseye bir faydası yok. Şimdi aynen dediğiniz gibi, yani ben şunu söyleyeyim. Bu fotoğrafı orada çekip de basına servis eden dediğiniz gibi nezaketsizlik yapmış. Tabii, kesin. Şimdi çok de net. Şöyle bir şey var, evet. Şimdi Sayın Adalet, yani... Şimdi bu şehir büyük bir şehir. 1.090.000 nüfuslu büyük bir şehir. Ama size göre, Ali Dünya'ya göre ve bana göre de bu şehir yani 10.000 nüfuslu bir köy. Herkes birbirini tanıyan. Tabii, doğru. Yani bu şehirde zaten bu şehre yuan veren toplam yani 50.000 kişi vardır. Bu şehrin siyasetini de belirleyen, sanayisini de belirleyen, ithalatını, ihracatını, tarımına yuan veren belli bir kişi var. Onlar da herkes birbirini tanır. Herkes de birbiriyle bir geçmiş var. Bunların birçoğu A Partisi'ne, B Partisi'ne, C Partisi'ne iş yaparlar. Ama bu şehirle beraber hepsi bir masanın etrafında toplanır. Yani ben şimdi onun için onunla ilişkisi, bununla ilişkisi çok farklı yorumlanabilir. Ben mesela 2007'de milletvekili adayı olduğumda Milliyetçi Hareket Partisi'nden, o zamanki Doğru Yol Partisi'nden de İsmail Gürses milletvekili adayıydı. Tabii, doğru. İsmail beni bir gün çağırdı, dedi ki bak dedi, biz abi sen benim abimsin. Milletvekili adaylığı yapıyorsun, devlet memurusun. Sakın ola ki kimseden 1 lira para almayasın. Eğer 1 kuruş para ihtiyacın olursa abin, kardeşin burada dedi. Şimdi diyelim ki o gün o milletvekili seçilseydi İsmail Gürses, bugün çok başka bir yerlerde olsaydı. Bir anda yine başka bir partide olsaydım. Yani ilişkimiz başka mı yorumlanacaktı? Mesela örnek vereyim, bugün Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç. Yani babalarımız baba dostu, çocukluğumuzdan beri beraber büyüdük. Fevzi Kılıç benim PTT sporumda futbol oynadı, kaptanlık yaptı. Ama bugün yani Fevzi Kılıç bir siyasi argüman, Erenler Belediye Başkanı AK Parti'den. Ben ise AK Parti'ye bugünkü yani söylemlerimle, yazılarımla muhalif olan birisiyim. Erenler Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu. Yani Bolu Öğretmen Okulu'nda kız kardeşimle sınıf arkadaşı. Arifiye. Her gittim. Arifiye Belediye Başkanı. Yani Bolu Öğretmen Okulu'nda okurken oradan öğrenciliğinden tanışız. O gün bugün abi kardeş ilişkimiz var. İsmail için aynı şeyi söylerim. Ben Allah rahmet eylesin, babası Kaya Karakullukçu ile beraber siyaset yaptık. Sonra İsmail bizden Doğru Yol Partisi'nden bizim belediye başkan adaylığımızı yaptı. Yani İsmail de benim yani çok sevdiğim bir arkadaşım. Yani şimdi ben gördüğüm zaman hepsiyle kucaklaşıyorum. Çünkü bizim siyasi anlayışımızda
böyle bölmek, ötelemek falan yok yani. Şimdi bizim siyasi anlayışımızda kucaklamak yani işte, var. Gelelim Yusuf Alemdar öyle. Gelelim yani Hasan Ali Çelik, yani benim hemşerim köylüm, sanat okulunda öğretmenliğinden tanırız. Dostluğumuz, arkadaş, adam milletvekili tabii, olmuş, bakan hala, yardımcısı olmuş. Hala çok güzel görüşüyoruz. Yani, Mustafa İhsan çok saygı duyduğum bir insan. Yani Kırkpınar'da Şimdi bunların da bu şehrin, onu söylüyorum, bu şehrin dinamikleriyle ilişkiler çok farklı. Yani bugün yani ben mesela Ecevit Keleş'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olması için mücadele ettim ya, listeye girmesi için. Ben AK Parti il başkanı yani Yunus Sever'in şu listede olmasını çok istedim. Şimdi seçilen milletvekili, birinci sıra milletvekili, yani ne diyeyim yani, ben şimdi Lütfü Bayraktar, yani şimdi Lütfü Bayraktar'ın ben babasıyla, benim babam yani aynı yerde büyüdü, babası bizim evde, biz onların evinde. Yani şimdi ne diyeyim ben şimdi, ne söyleyelim yani ama şimdi. Ama işte bak, demin de onu söyledik ya, bizim isimlerle bir işimiz yok. Bizim yani, sistemle işimiz var. İşte biz onu söylüyoruz yani. Ali Dünya, yani Ertuğrul Kocacık'ın yanında olsa ne olur, yan tarafında olsa ne olur veyahut da şeyle beraber olsa ne olur. Yani bu Ali Dünya sonuçta, öbürkü de Ertuğrul Kocacık. Yani bu babası da bu şehirde değerli bizim. Öbür tarafına bakıyorsun, bu şehrin bir dinamiği var kardeşim. Adapazarı Belediye Başkanı var. Demiş ki abi köyüne geliyoruz, karşıla bizi. Ne yapabilirdi? Evet, istersen bu konuyu artık kapatıyoruz. Bundan sonra söyleyeceğimiz her şey tekrar olacak. Yani tekrar yaparak bizi dinleyen yani Sakarya hemşehrimize yormayalım. Ben yorumu şunu söylüyorum, yani şöyle söylüyorum yani. Ali Dünya bu şehrin bir dinamiği. Herkes de her yerde fotoğraf da verebilir. Herkes evet, her yerde oturup kalkabilir diyorum. Evet. Ve konuyu kapatıyoruz. Evet, biliyorsunuz yine Sakarya'daki seçim sonuçlarının sürprizi gibi Türkiye genelindeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bir Sinan Oğan fırtınası ise ve beklentinin çok çok üzerinde Türkiye genelinde oy almasıyla birlikte Sakarya'dan daha çok hatırı sayılır. Yani %7'lik bir oy aldı Sakarya'da da, yani 6.95. Doğru. Yani bu Sinan Oğan'ın başarısını, yani bu Cumhurbaşkanlığı yarışındaki önce başarısını bir değerlendirelim. Yani başarı olmasının sebepleri sizce nelerdir? Yani şimdi Sinan Oğan'ı şöyle değerlendirmek lazım. Yani şimdi bir tarafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a rey vermeyecek olan bir kesim var. Yani kesinlikle rey vermeyecek bir kesim var. Diğer tarafta da Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyecek ama Kemal Kılıçdaroğlu'na da vermek istemiyor. Yani Türkiye'de böyle bir seçmen oluştu. Çok net. Bu seçmenler tabii burada Muharrem İnce faktörünü de es geçmemek lazım. Her ne kadar sonra seçim yarıştan çekilmiş olsa bile ama ona gönül veren insanların, ben Sinan Oğan'a önemli ölçüde rey verdiğini düşünüyorum. Diğer taraftan Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bir kısım rey aldığını düşünüyorum. AK Parti'ye rey vermek istemeyen insanların orada birleştiğini düşünüyorum. Diğer taraftan işte Kemal Kılıçdaroğlu'na rey vermeyecek insanların da orada olduğunu düşünüyorum. Tabii Zafer Partisi'nin de Sayın Ümit Özdağ'ın Türkiye'de ortaya çıkarak Türkiye'nin önünde en büyük engel olarak gördüğümüz, yani şu anda bile sayısal tehlike olarak gördüğümüz mülteciler var. Yani mültecilerin nüfus artışı %5, Türkiye'nin nüfus artışı yani şu an 1.7'lere falan geriledi, 2.2'lerden geriledi. 1.7, 1.6. Yani bu nüfus artışıyla beraber Türkiye'nin önünde çok ciddi bir problem yaşıyoruz. Çok ciddi bir problem yaşıyoruz. Bunu halk olarak biz de görüyoruz ama bizi idare edenler görmüyor diye demem doğru olmaz. Değil. Görmek istemiyorlar. Yok, yapmak istediklerini yapıyorlar. Evet, görmek istemiyorlar değil de o daha doğru bir cümle. Yapmak istediklerini yapıyorlar. Bilinçli olarak bunu yapıyorlar. Türkiye'nin önünde en radikal çözümle ortaya çıkan Sayın Ümit Özdağ. Yani bunu kabul etmek lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemlerinde de var, İyi Parti'nin de söylemlerinde var ama Türkiye'de en radikal söylemlerle Zafer Partisi
Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ da buraya çıktı. Yani bu Zafer Partisi'nin reyleri de var. Yani ben ilk baştan beri söylüyorum. Sinan Oğan'ın almış olduğu rey kesinlikle stabil bir rey değil. Ama yaklaşık yine yuvarlayarak konuşayım. Almış olduğu 2 milyon 900 bin rey içerisinde Muharrem İnce'nin reyleri var. Hiçbir şartta Recep Tayyip Erdoğan rey vermeyecek olan reyler var. Bir şekilde ilk turda en azından Kemal Kılıçdaroğlu'na rey vermek istemeyen insanlar var. Milliyetçi kökenli insanlar var. Atatürkçüler var. Zafer Partisi var. Ama bu 2 milyon 900 bin reyi değerlendirdiğimde en önemli kısmının belki %80, %90'ının hiçbir şartta Recep Tayyip Erdoğan'a rey vermeyeceğini çok açık, net olarak söyleyebilirim. Yani çünkü bunu nereden biliyorsun? Evet, nereden biliyorsun? Yani şu ana kadar 14 Mayıs'tan bugüne kadar Sinan Oğan'a rey veren insanlarla konuştuğumda onların bana ifadesini söylüyorum. Ben bugüne kadar evet ben ilk turda Sinan Oğan'a rey verdim ama ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a rey verdim diyeni ben bugüne kadar rastlamadım. Bugün ilk defa çok açık olarak söyleyeyim. Sapanca'da esnaf ziyareti yapıyorduk. O da yine Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğim ama hiç seçime katılmayabilirim gibi bir ifadede bulundu. Yani şu ana kadar eğer 20 kişiyle görüştüysem Sinan Oğan'a rey veren, 19 tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'na rey vereceğini söyledi. Bir tanesi belki seçime katılmayabilirim ama hala düşünüyorum dedi. Yani bunu niye ifade ediyorum? Aslında Sinan Oğan bu kararı alırken o bunu bilmiyor mu? O da biliyor. Ama bundan yaklaşık bir 6 ay önce Sayın Sinan Oğan'la bir toplantıda birlikte olmuştuk. Orada kendisine ben soru yönelttim. O soru yönelttiğimde dedim ki hedefiniz nedir diye sordum. Cumhurbaşkanı adayı olacağım dedi. Peki nereden oy almayı planlıyorsunuz dedim. Aynı şekilde bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a rey vermek istemeyenler ama Kılıçdaroğlu'na da rey vermek isteyenler var. Ki o zaman 6 ay önce de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını o da söylemişti zaten. İkisi olacak. Ve bunun karşılığında da o biraz yüksek söylemişti. %20 bir seçmen var. Ben %20 seçmen reyine talibim. Peki ne planlıyorsunuz diye sordum. Dedi ki ben dedi pazarlık yapacağım. Aldığım reylerle pazarlık yapacağım. Kimle yapacaksınız bu pazarlık dedi. HDP seçmeni kimi desteklerse onun karşısında olacağım dedi. Ama peki dedim yani bugün HDP aday çıkartmaz. İşte bugünkü olduğu gibi en sonunda ikinci tura kalacak. İkinci turda 6 milyon, 7 milyon civarında HDP'ye rey veren bir seçmen var. Yani bu seçmenler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna göre onlar da bir yere rey verecek. O zaman ben Recep Tayyip Erdoğan'la anlaşılırım dedi o zaman. 6 ay önce bana söyledi. Ben zaten bunu yönetimlerde arkadaşıma söyledim. Bak göreceksiniz Sayın Sinan Oğan Recep Tayyip Erdoğan'la anlaşacak dedim. Şimdi ben size soruyorum. Siz de bir gazetecisiniz. Yılların tecrübeli bir insanız. Dünkü Sinan Oğan'ın açıklamasını canlı olarak takip ettik değil mi? Ettik. Yaklaşık kaç dakika konuştu? Bir 10 dakika mıdır? Evet. 10 dakika. 7-8 dakika mı? 7-8 dakikada. 7-8 dakikada şu sudan kaç sefer içti? Saydınız mı? 3 veya 4. 3 defa. 3 defa içti. Yani inanın vücut dili almış olduğu kararın kendisine rey veren insanlar açısından bir ihanet olduğunu, kendi geleceği açısından günlük emellerine karşı satmış olduğunun bir ifadesinin çok açık delilidir bu. Şimdi şöyle yapalım. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Sanki vücut dili, o metni eline vermişler. Birisi tarafından yazılmış olan metni okuyor gibiydi. Bana öyle geçti.
Şimdi şöyle yapalım, o yani empati yapalım şimdi, tersini yapalım Zafer Bey, Sayın Adalet. Yani siz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sınız. Size kesinlikle oy vermeyecek, sizin söylemenizden hareket ediyorum. Size kesinlikle oy vermeyecek seçmenin oy verdiği bir adayı yanınıza çekiyorsunuz. Bunu oy verenler size zaten oy vermeyecek. Bunu bilmiyor musunuz? Yani Cumhurbaşkanı bunu bilmiyor mu? Hayır ama... Ya demek ama ki yani Türkiye, bu böyle bir şey de yok yani. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye algı yönetimiyle yönetiyor. Yani onun için çok önemli. Yani şimdi sonunda çıktığında yani haklı olarak evet bir hak vereceğim. Yani diyecek ki Sinan Oğan'a rey vermiş 2 milyon 900 bin kişinin karşılığı yani bana rey verecek diyecek. Ama böyle bir şey yok. Yani kesinlikle yok. Yani olması da mümkün değil. ama bu seçim güvenliği toplantılarında özür dilerim sen seyirci. Sen Muharrem İnce ile görüştü. Sayın Kılıçdaroğlu ile randevu istedi, görüştü. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burası seçim sandık güvenliği ile ilgili yani seçim randevu ilgili, vermedi. Randevu vermedi. Evet. Ama yani birdenbire Dolmabahçe'de bir anda Ankara'dan hızla, jet hızıyla Dolmabahçe Sarayı'na geldi ve görüştü. Şimdi tabii ki görüşmelerde ne konuşuldu ve orası tamamen gizli. Zaten Dolmabahçe Sarayı'nda Sayın Cumhurbaşkanı kiminle görüşürse görüşsün, orası tamamen bir sır oluyor. Allah bize nasip etmesin inşallah. Evet. Ya biliyorsunuz Yaşar Büyükanıt'ta büyük bir çıkışta çıktı. Doğru. Dolmabahçe Sarayı'na görüştü. Süt liman oldu, çıktı. Biliyorsunuz işte Sayın Abdullah Hocalar'ın mektubu da HDP'lerle birlikte Dolmabahçe Sarayı'nda metne alınıp o zamanki bakan kimdi? AK Partili. Adam tarihe karıştı ondan sonra. Yani esaması geçmez oldu. İsmi aklıma gelecek. Neyse. Yani şunu söyleyeceğim Sayın Zafer Adalet. Yani tabii ki Cumhurbaşkanı da bir seçime giriyor. Tabii ki onun da karşısında bir rakip var. O da kendisine avantaj sağlayacak argümanları kendine transfer etmekte yani ne çok doğal yani ne oldu? Ata İttifakı'nın bileşenlerinden bir tanesi olan Zafer Partisi büyük bir ihtimalle bugünkü onun da basın açıklamasını dinledim. Gerçi yarınki günü bekliyorlar herhalde. Evet, yarın 11 gibi basın toplantısı. Ya 11 basın toplantısı. Bu da Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklayacak. Yani bu transfer pazarlık yani kim daha güzel pazarlık yapıyorsa burada seçmene bir iş düşüyor. Yani gerek Kılıçdaroğlu için gerekse Sayın Cumhurbaşkanı. Yani reylerimiz bizim pazarlık yapılacak bir unsur olmamalı. Ama şimdi Kenan Bey. Demokrasinin gereği olmalı. Bakın, her iki taraf için de aynı şey geçerli ama. Her iki taraf için geçerli ama. Şimdi Sinan Oğan'ın söylemlerine bakıyorum. İlk gün 14 Mayıs'tan sonra çıktı. Ne dedi? Bir anayasanın ilk 4 maddesi. Anayasanın ilk 4 maddesiyle alakalı Millet İttifakı'nda karşı gelecek bir parti var mı? Yok. 66. maddesi Türklükle alakalı karşı gelecek bir parti var mı? Yok. Ekonomi, faiz, geçimle ilgili olan sıkıntı, işte Türkiye'de nasıl idare edildiği belli. Ortak mutabakat metnimizde tüm siyasi partilerin, ekonomi kadrolarının hepsi birlikte görev yapıp Türkiye'yi ayağa kaldırmak noktasında bu söylemler örtüşüyor mu? Örtüşüyor. Onun dışında terörle alakalı hem Hüdapar'ı hem HDP'yi yani dolayısıyla hem Hizbullah'ı hem PKK'yı ortaya koydu. Yani bu maddelere baktığın zaman hepsinde sanki Millet İttifakı'na daha yakınmış gibi duruyordu. Ama ne oldu da işte 3 günde, 5 günde, 2 günde ve Cumhur İttifakı'nı destekleme kararını alırken Atatürk ilkeleri de ya vallahi hayrete düştüm yani. Yani Cumhur İttifakı'nda Atatürk ilkeleri dediğin zaman orada Yeniden Refah var, Hüdapar var. Hatta AK Parti'nin önemli bir kısmı var. Hepsini söyleyemem ama önemli kısmı yani Sayın Cumhurbaşkanımız, büyük liderimiz Atatürk ve İsmet İnönü için iki ay yaş demedi mi? Dedi. Ya şimdi yani şimdi onların orunda şimdi yok ama şunu söylüyorum. Yani siz Atatürkçü düşünceler içerisinde Cumhur İttifakı'nı desteklediğinizi söylüyorsunuz. Hiçbir şey örtüşmedi. Bu söylemleriyle almış olduğu kararı ve vücut diline baktığım zaman ki açıklamayı yaptıktan sonra hiçbir basın mensubundan da hiçbir soru almadan orayı terk etti gitti.
Yani buradan o neticeyi çıkartıyorum. Yani biz de yıllardır siyaset yapıyoruz. Ben sadece şunu söylerim. Yakından tanıyan birisi olarak yani Cumhurbaşkanı adayı olurken cehennemin kapılarını kapatacaktı. Maalesef cehenneme yani şöyle ben Adalet ve Kalkınma Partisi yani Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın da Cumhurbaşkanı desteklemesini yani bir şey yapıp siyasetçi oraya da gitseydi aynı sözü söyleyecektim. Bakın yani Sayın Kılıçdaroğlu da destekleseydi ben aynı sözü söyleyecektim. Tabii. Çünkü sen çıkmışsın ben ikisinden farklıyım diye o şunu diyecekti. Ben bu oyu aldım. Bundan sonrası bana oy verenler serbesttir. Ben ikinci tura kalmadım. Ben de artık bir bireyim. Artık ben de bir bireyim. Ben de oyumu gideceğim. Kendime yatkın bir taraf oyumu vereceğim. Bana oy verenlere teşekkür ederim demesi gerekirdi. Bir siyasetçi olarak. Ve bundan sonra da Türk siyasi hayatında da bu söylemi yapsaydı büyük bir geleceği olan genç, dinamik birisi olacaktı. Tabii. Ancak bu şekilde bu hatayı yaparak, bu basın açıklamasını yaparak bir tarafı desteklemesi, yani bir tarafı desteklemesi, bak hangi tarafı desteklemesi, böyle bir basın açıklaması bir tarafı desteklemesi kendisini Türk siyasi mezarlığına gömdü Sayın Sinan Oğan. Ve hakkında çıkan, bak şunu da hatırlatayım ve oradan devam edin. Hakkında çıkan işte Sayın Azerbaycan Devlet Başkanı'nın, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın aradığı, hatta hakkında çıkan işte petrolde komisyon işi gibi yani bitti ipe sapa gelmez. Yani artık bundan sonra çok daha türer de türer. Var tabii yani şimdi, böyle bir şeye sebebiyet vermemesi gerekirdi. Ya Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığına oynamayı düşündüğünden dolayı da bir yorum yapıyorlar. Ama ne yaparsa yaparsın ben açıklama yaptığı dakikada bir tweet attım. O tweet'e Sinan Oğan siyasi geleceğini günlük emellerine satmıştır dedim. Aynen öyle. Ya şimdi şöyle tabii ki yani o artık kendi kararını kendisi verdi. Hayır, mutlaka, ülkeye mutlaka. Ve millete hayırlı olsun. Bence ben bir zamandan beri bir ülküdaşım olarak, bir yol arkadaşım olarak kendi yaptığı hareketin yanlış olduğunu, bakın Millet İttifakı'nı da destekleseydi yanlış yaptığını iddia edecektim ve söyleyecektim. Çünkü ona yakışan, çünkü ona oy verenlerin hiçbirisi, yani bakın hiçbirisi Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Sayın Erdoğan'a oy vermeyecekler, ona oy verdi. Bir de ona ülkücü olduğu için oy veren yüzlerce insan var, binlerce insan var ülkücü olduğu için. Doğru. O insanların hayallerini çöpe attığı için ben affetmiyorum inşallah. Hatta ben bir tespitim daha söyleyeyim bu konuda. Cumhur İttifakı'nı tercih etmesi aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için çok daha iyi oldu. Bak çok altını çizerek söylüyorum. Yani sanda gitmemeyi düşünen insanları bile şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğru yönlendirdi. Çünkü önemli şekilde taban zaten Ümit, yani bunu tesadüfen söylemiyorum. Yani Ümit Özdağ'la Sinan Oğan'ın farklı düşüncelerine, Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Vecdet Öz'ün farklı düşünmesinin temelinin altında ne var? Bizim söylemlerimiz bugüne kadar hep muhalifti. Muhalif söylemler içerisindeydik. Ne oldu da şimdi muhalif söylemleri kullanırken Cumhur İttifakı'nda oldu diye? Yani hadi Adalet Partisi'ni yani çok rey anlamında önemli değil ama Zafer Partisi'nin aldığı rey Türkiye genelinde 2.9 doğru mu? Evet. 2.9 rey aldı. Zaten kamuoyu yoklamaları da o çerçevede gösteriyordu. O çerçevede. Yani demin de ifade ettiğim gibi mültecilerle olan çok radikal söylemleriyle kendine böyle bir taban yaptı Sayın Ümit Özdağ. Ümit Özdağ yarın Millet İttifakı'nı destekleyeceğini ilan etmesiyle beraber Sinan Oğan'ın almış olduğu bu 2 milyon 900 bin reyin en az 2 milyon 750 bininin ben Kemal Kılıçdaroğlu olacağına geleceğine çok eminim. Yani çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda almış olduğu rey maksimum bir rey. Daha fazla zaten reyini arttırması mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil. Şimdi şöyle yapalım. Sinan Oğan faslını da kapatalım Sayın Adalet. Şimdi biliyorsunuz bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde baktığımız zaman bu 14 Mayıs seçimi Türkiye genelinde de ve Sakarya bazında da ben incelediğimde yani oy sonuçlarını incelediğimde yani seçmene bir mesajı var. Yani seçmen tüm dünyada olduğu gibi
milliyetçi oylar, sağ seçmende yani artık millet milli yaşayan insanlar daha fazla bencilleşiyorlar. Kendilerine doğru kapanıyorlar. Yani bu dış akımlara karşı kendilerini kapatıyorlar ve milliyetçilik akımları yani dünyada da söylenen, Avrupa'da söylenen sağcılık. Sağcılık bir artmaktadır. Yani kim ne derse desen bu Avrupa medeniyetleri, Avrupa'daki de bir böyle. Şimdi şehrimize baktığımız zaman yani milliyetçilerin ve sağcıların yani milliyetçi tutucu insanların, vatanın, milletini seven insanların bir oldukları partilere baktığımız zaman işte nedir Milliyetçi Hareket Partisi 80%, %12 oy almış. Efendim nedir İyi Parti 10.92 almış yani 11. Efendim Zafer Partisi 2.62 almış. Biz çekirdek oylardan bahsediyoruz. Evet. Yani 10, 22, 23, 25, 60, 26. Sakarya'da milliyetçilerin, ülkücülerin yuvalandığı yani bunu tamam ülkücüler demeyeyim de milliyetçilerin, sağcıların yani aşırı sağa yakın diyelim. Ortadan hafif sağına kayan oy oranı %26 Sakarya'da. Şimdi Türkiye genelinde de bu %24. 24 gibi. Türkiye'de 24 gibi. Yani bunu nasıl yorumlayacağız? Buna ne dersiniz bir yoruma? Ya tabii yani bu üç partiyi saydınız ama yani İyi Parti tam böyle milliyetçi olarak kabul etmem mümkün değil tabii. Yani onların içerisinde de önemli ölçüde liberal merkez sağ temsil eden arkadaşlarımız da var. Yani ben mesela en azından Sakarya kadrosunu biliyorum İyi Parti'nin. İyi Parti'nin aşağı yukarı yani yarısı Doğru Yol Partisi'nden giden arkadaşlarımız. Hangi ilçeye gitsem ya şimdi bunları ben görüyorum. Doğru Yol Partisi'nin içinde bak şimdi ben burada ülkücü demedim. Bak ülkücü dedim sonra dedim ki yani daha ziyade milliyetçi. Evet, yani tabii. Milliyetçi tamam. Yani biz bu Doğru Yol seçmeyeni de koyuyoruz. ANAP'ın seçmeyeni de koyuyoruz. Mutlaka. Yani. Evet, ben de milliyetçi. Şimdi milliyetçi işte onu söylüyorum. Ya, sağcı yani. Sağ, yani merkezden evet. Sağa doğru giden yani. Merkezde de merkezin sağına doğru kayan daha ziyade. Ama tabii ben bu milliyetçiliği bu ülkesini seven, bu ülkesi için her türlü fedakarlığı yapan, ülkesi için gerekirse canını verebilecek olan her insanı ben parti içerisinde kategorize etmemi hiçbir zaman doğru bulmadım. Çünkü benim milliyetçilik anlayışımı hiç kimse teraziye koyamaz, öyle söyleyeyim. Nasıl ben kendimi böyle görüyorsam, karşımdaki insanın da milliyetçilik anlayışını benim teraziye koyma anlayışım yok. Ama özellikle Avrupa'da milliyetçiliğin taban yaptığı bir trend var mı? Var tabii. Yani buraya baktığımız zaman, hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığım zaman, Bülent Ecevit'in veya İsmet İnönü zamanındaki Cumhuriyet Halk Partisi ile veya Deniz Baykal'la bile mukayese ettiğim zaman aynı kefeye koyamam. Yani onlar da bir devşirme içerisine girdiler. Onlar da bir dönüşüm içerisine girdi Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber. Yani şimdi özellikle burada yani belirtmem lazım. Altı siyasi partinin bir araya gelmesi, altı farklı düşünen insanla beraber bu kadar süre problemsiz olarak getirmesi, bütün söylem farklılıklarına rağmen onu böyle bir tavada eritip aynı tavada birleştirmesi, yani son derece nezaketi ve alçak gönüllüğüyle beraber farklı bir lider tablosu çizdi. Yani onun için bildiğimiz o klasik Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir Cumhuriyet Halk Partisi bugün var olduğunu düşünüyorum. Yani aslında tabii bizim de hayata bakış açımızda bir değişiklik yok mu? Bizde de var. Yani onlarda da var, bizde de var. Yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya gelmemizdeki en büyük nedenlerden bir tanesi yani Türkiye'de insana bakışımız, Türk insan refah mutluluğunu artırmak noktasındaki çabalarımız, işte başörtüsüne bakış şeklinin değişmesi, her insanın inandığı gibi yaşamasıyla alakalı ortaya koyduğu tablo. Özellikle Ankara'dan İstanbul'a yürürken
hak, hukuk, adalet demesi, demokrasinin tüm kurum kurallarıyla işlemesi. Ya baktığın zaman, yani bu söylemlere baktığın zaman, yani benim söylemlerimle de örtüştüğünü görüyorum yani. Onun için onlarda da bir dönüşüm var. Yani bu bütün bu tabloyla beraber, Türkiye'nin gerçekleri açısından 28 Mayıs'ın bir değişim zamanının geldiğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye öyle bir kontrolsüz bir güç var ki, bakın yani burada belki en temel meselelerden bir tanesi, şimdi parlamentoda Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu var. Şimdi size soruyorum, parlamentodaki Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu, Cumhurbaşkanlığı seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun alması halinde o çoğunluğun ne önemi var? Hiçbir önemi yok. Yani demek ki bakın parlamentoda çoğunluğunuz var. Bütçede biraz şey olur. Bütçede olan meseleyi var, onda yaparsa olur biter. Onda da yok. Cumhurbaşkanı bütçeyi yaptı, meclise yolladı. Meclis reddetti, ne olacak? Cumhurbaşkanı geri dönecek. O zaman Cumhurbaşkanı, yani çok uzatmadan söyleyeyim, en sonunda ne yapıyor? Bir önceki bütçeyle devam ediyor. İşte onu söylüyorum, yani bir eksik devam edeceksin diyorum. Peki, parlamento bir kanun çıkardı. Bu çıkan kanunu kim onaylayacak? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı onaylayacak. Cumhurbaşkanı veto etti, yolladı parlamentoya. Ne olacak? Çıkmayacak. Yok, hayır. Ne olacak biliyor musunuz? O kanun tekrar hazırlanıp Cumhurbaşkanlığına gitmesi için bu sefer 301'e yetmiyor. Bu sefer 360 şey, salt çoğunluk lazım. Salt çoğunluğun yok. Yine o kanunu çıkartamayacaksın. Anayasa Mahkemesi'ne üye atacaksın. Kim atıyor? Vali atacaksın. Kim atıyor? Kaymakamlar kim atıyor? Daire müdürlerini kim atıyor? Bakanlar kurulu kim atıyor? Yürütme kimde? Yürütme kimde? Hatta bugünkü sistemde yargı kimde? Ya yargı geç onu, ya ona aman, o felaketten kurtuluruz inşallah. Ama işte yani hayır, bunu, kim gitse hayır, bunu niye söylüyorum? Bunu niye anlatıyorum biliyor musun? Hani bu sistem ucube bir sistem diyoruz ya. Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi Türkiye has böyle. Yani tek bir adama yönelik çıkartılmış bir liste. Yani bütün, yani bu argümanı kullanmış olsan da bir karşılığı yok. Yani parlamentoda ben işte Topal Ördek, hani diyorlar ya şey için, İstanbul Belediye Başkanlığı, Ankara Belediye Başkanlığı, ama bu öyle değil. Hayır, ona rağmen her ikisi de gayet için, güzel icraatlar yaptılar. Hatta, kim ne derse desin. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte bu parlamentodaki çoğunlukla Türk insanı baktığında bunun hakikaten ne kadar ucube bir sistem olduğunu görecekler. Hatta daha öteye söylüyorum ben. Her zaman söylüyorum. Ya Türkiye'de Bakanlar Kurulu bile yok yani bugün. Var mı Bakanlar Kurulu? Var yani. Ya var da şeklen söylemiyorum. Uygulama anlamında söylüyorum. Şimdi, ya sarayda kanunlar hazırlanıyor. Bakanların önüne geliyor. Sinan Oğan nasıl okudu? Öyle okuyorlar. Şimdi ya bazı şeylerde şimdi bakanlar önüne geldiği zaman öğreniyorlar. Çünkü bakın, bakanların söylemleriyle Sayın Cumhurbaşkanı söylemlerinin örtüşmediğini görüyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi biliyorsunuz bizim de vaktimiz daraldı. Şurada bir 6 dakikamız kaldı. Öyle mi? Çok çabuk geçmiş. O zaman şöyle yapalım. 28 Mayıs'ı kısaca evet. Ben yorum yapmadan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini nasıl görüyorsunuz? Biliyorsunuz bütün anket şirketleri Sayın Kılıçdaroğlu'nu hep 48-49 gösterdiler. Fakat sonuçta baktığımız tabloda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 49 oldu. Yani burada bir realde, gerçekte bir yer değişikliği oldu. 28 Mayıs'ı nasıl görüyorsunuz siz? Millet İttifakı'nın bir unsuru olan Demokrat Parti'nin il başkanı olarak. Tabii yani şöyle söyleyeyim. Yani şimdi dün akşam televizyonda bir karikatür gördüm. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'da Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kulvarı engelli. Recep Tayyip Erdoğan engelsiz. Yani biri engelsiz 100 metre koşuyor, biri engelli 100 metre. Hayır. Engelli 110 metre koşuyor. 110 metre koşuyor. Yani bu ilk
Çünkü engelli koşu yanlış biliyorsam 110 olması lazım. Güzel. Şimdi engellerin bir tanesinde gördüm. İşte anayasalar, pardon, ilk sırada Yüksek Seçim Kurulu var. İşte bakanlar var, istifa etmeyen bakanlar var, devlet imkanları var, nitelikli yalancılık var. Var. Bak, nitelikli yalancılık deyince aklıma ne geldi? İşte dün birkaç gün önce ya televizyonda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsun haydi haydi diye bir klibi vardı. 5 tane genel başkan yardımcısı, 2 belediye başkanı ile beraber klip var. Ya bu klibi arkasında bu ülkeye gönül vermiş çoluk, çocuk, genç, yaşlı insan, Türkiye'yi seven, gülen, bağırlar açacak diyen insanları çekmişler. Yerine kimi koymuşlar biliyor musunuz? O aslında var ya, o arkadaki insanlara saygısızlık bu. Onlara karşı yapılan yanlışlık. Onun yerine Murat Karayılan'ı, PKK'yı yazmışlar. Ondan sonra sanki onlar haydi haydi dermiş gibi gösteriyor. Ve bunu da üzülerek ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız iki tane programında onları göstererek böyle bir reklam yapıyorlar. Yani arkasında montaj mıdır nedir falan gibi de böyle bir şey yapıyor. Yani bir cumhurbaşkanı böyle bir montaj olduğu zaman yani derhal yargıya, adli makamlara demesi lazım ki bu yanlış enformasyonu bana söyleten kim, derhal bunu bulun deyip onu yargıya intikal ettirmesi lazımken böyle bir propagandanın arkasına sığınıyor. Onun için 28 Mayıs'ta buradan demin de ifade ettiğim bu ucube sistemden çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği açısından bunu çok önemsiyorum. Geleceği açısından Türk insanının sağduyusunun bu sefer ortaya çıkacağını düşünüyorum. 28 Mayıs'ta demin de ifade ettiğim gibi Sinan Oğan'ı analizini yaparken Sinan Oğan'a verilen 2 milyon 900 bin seçmenin en az 2 milyon 750 bininin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na geleceğini düşünüyorum. Nasılsa Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanacak diye önemli miktarda sandığa gitmeyen bir seçmen olduğunu, ki Türkiye genelinde 8,5 milyon insan sandığa gitmedi. İptal reylerin çok ciddi olarak 1 milyon 35 bin civarında iptal reyler var. Çok karmaşık bir seçim şeyi vardı. Şimdi sadece iki tane var. Bu iptallerin de bu seçimde gerçekleşmediğini düşünüyorum. Bütün bunları alt alta yaptığınızda yaklaşık 8,5, 3 milyon, 1 milyon da ilave ettiğimizde 12 milyona yakın bir seçmen potansiyeli var. Yani bunlar içerisinde ben Recep Tayyip Erdoğan'a hiçbir yere gitmeyeceğini çok açıklıkla ifade edeyim. Yani bu seçimlerde Sayın Erdoğan'ın almış olduğu 27 milyon reyin en fazla maksimum rey olduğunu, ilave bir rey gelmeyeceğini düşünüyorum. Bütün bu şartlar altında 28 Mayıs'ta olan seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum. Çünkü demin de ifade ettiğim gibi Türkiye'nin artık bir değişime ihtiyacı var. 2002'den bugüne kadar her beşer yıllık dönemi ele aldığımızda her dönemde Türkiye demokrasi açısından çok büyük kayıp yaşadı. Hak, hukuk, adalet açısından çok büyük bir kayıp yaşadı. Maddi anlamda 2002 Türkiye'sinde 2023 Türkiye'sini mukayese ettiğinizde bu 21 sene zarfında Türk insanı her açıdan gerek esnafı, gerek çiftçisi, gerek emeklisi, bütün gerek esnafı, gerek sanayicisi, yani bugün sanayici mal ithal etmek için döviz bile bulamıyor. O noktaya geldi Türkiye. Türkiye şu an idare edilemez bir duruma geldi. İşte hayvancılığa bakın, tarıma bakın, bütün bu söylediğim Türkiye'nin esnaf problemlerine bakın, işçiye bakın, emekliye bakın, hangi konuya bakarsınız bakın, Türkiye bugün 2002 noktasından daha kötü bir noktaya geldi. Bütün bu çerçeve içerisinde Türkiye'de kontrolsüz bir güç ortaya çıktı. Türk halkı, ben her zaman ferasetine ve
öngörüsüne inanırım. Bütün bunlarla alakalı bu geçen 15 gün süre içerisinde bir değerlendirme yapacak ve 28 Mayıs'ta bu değişime imzasını atacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda bütün teşkilatlarımızın, yani 6 siyasi partinin teşkilatlarının hepsinin bu konuda açık yüreklilere motive olduğunu görüyorum. Hiç kimse bir ümitsizliğe düşmedi. Bunu çok altını çizerek söylüyorum. Hepimiz 28 Mayıs'a hazırız. Hatta en son herhalde bakışınızdan öyle anladım. Şunu söyleyeceğim. Cidden bütün Sakarya halkımız, Sakarya'da yaşadığımız Sakarya halkımıza söylüyoruz. Sandık güvenliği konusunda hiçbir endişesi olmasın. Yani Sakarya'da 2448 tane sandığımız var. 2448 sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin hepsinin sandıkta görevlisi var. 2448 tane İyi Parti'nin sandıkta görevlisi var. O sandık görevlileri yetmiyor. Her sandığa altı siyasi partinin birer müşahidi olacak. Her kat sorumlusu, bütün altı siyasi partinin kat sorumlusu var, okul sorumlusu var. Her okulda görevli avukatlarımız var. Yani bu sistemi şundan dolayı sayıyorum. Her sandıktaki neticenin ıslak, 2448 tane ıslak imzalı seçim tutanakları hepsi ilçe merkezlerine gelecek. Bilgisayar ağına güvenceli olarak application sistemiyle, application'la beraber iki farklı sistemle anında il merkezinde, ilk merkezinde ve genel merkeze gidecek. Yani bundan dolayı hiçbir arkadaşımızın sandık güvenliği noktasında endişesi olmasın. Bu sandık güvenliği konusunda 6 il başkanı birlikte toplantılar yapıyoruz. 6 il başkanı ortak bir çalışma yaptık. Hatta bu çalışmanın sorumluluğunu Saadet Partisi İl Başkanım Sayın Hasan Zengin üstlendi. Onun başkanlığı altında bunu yapıyoruz. Yani bundan dolayı Sayın Hasan Zengin'e de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü bu hakkı da ona vermiş olmam gerekir. Yani sonuç olarak Sakarya halkı sandık güvenliği açısından hiçbir endişesi olmasın diyorum. Eğer burada bitti mi? Bittiyse o zaman cümlenizi toparlamanızı bekliyorum. O zaman en son tekrar yapılacak olan seçimlerin ilk önce Sakarya halkına sonra da Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Herkesi sandığa vateni görevini yapmasını davet ediyorum. Tüm Sakarya halkına saygılarımı sunuyorum. Şimdi Sayın Adalet, sizin son sözünüzü de kullandım, size söz vermeyeceğim. Şimdi şunu söylediniz, işte işçi, memur, fakir, fukara, köylü, çiftçi, sanayici dediniz. 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarına baktığımız zaman bu söylediğimiz kesimlerin tamamı halinden memnun. Oy sonuçlarına bakarsak böyle gözüküyor. Bizim söylediklerimiz de, yani sizlerin söyledikleri siyasetçilerin, muhalif siyasetçilerin söylemleriyle halkın icraatları farklı sandığa yansıyor. Yine de sizin temennilerinizi vatandaşlarımıza ilettiniz. Hadi. İnşallah temenniler sizin dediğiniz şekilde olur. İki cümle söyleyeceğim. O zaman şunu söyleyeyim. 2002 yılından beri Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk defa seçim kazanmadı. Veya bu seçimin kazananı yok. Veya kaybeden varsa kaybeden iki kişi var. Yani onu söylemek istiyorum. Yani Recep Tayyip Erdoğan kazanmadı. Hiç kimse kazanmadı. Meclis çoğunluğuna baktığımız zaman. Hayır, ben Cumhurbaşkanı seçimi için söylüyorum. Çünkü meclisle alakalı. Evet, sevgili izleyiciler, sponsorumuz Sayın Mumcize'nin sunduğu bir Akademi 264 programının sonuna geldik. Haftaya inşallah sağ salim, hayırlı bir şekilde Cumhurbaşkanı seçimlerini bitirmiş olacağız. 13. Cumhurbaşkanımız seçildikten sonra da yine başka bir konukla beraber haftaya programımıza devam edeceğiz. Hoşça kalın, bizde kalın diyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.